Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fondötensiz yaz makyajımı uygulayacağım, umarım keyifle izlersiniz. Yazın fondöten kullanmak çok zor geliyor. Özellikle benim gibi karma cildi olanlara veya yağlı cildi olanlara da eminim zor geliyordur. Gerçi cilt tipimize göre mat veya işte saten bitişli olan fondötenleri kullanıyoruz. Ama yine de cilt o fondöteni böyle terlemeyle birlikte, nemle birlikte daha çok kusabiliyor. Ve fondöten bana çok çok yoğun geliyor yazın. Genelde hiçbir şey kullanmıyorum tenimde. Ama bazen hani böyle ufak izler kapatılması gereken, bir renk eşitliği yapılması gereken durumlar oluyor. O zaman da BB kremler kullanıyorum. Şimdi bugün fondötensiz ve birazcık daha ışıltılı olan bir makyajımı yapacağım size. Yani daha doğrusu genelde yazın yaptığım gibi bir makyaj yapacağım. Öncelikle yüzümde şu anda hiçbir nemlendirici de yok. Nemlendirerek başlayacağım ben. Daha doğrusu şöyle, yani nemlendirerek derken nemlendirici özellikle olan güneş kremimi ilk önce uygulayacağım. Bu Apion'un Everyday Sun Cream isimli jel kremi. Bunun 50 faktörlü ve aynı zamanda 4 tane de artısı var. Ben bunu yaz döneminde kullanmayı çok seviyorum. Kesinlikle cildime hiç ağır gelmiyor. Bunu bir güzel cildime uygulayacağım. Zaten aynı zamanda da nemlendiriyor bu. Bol bol sürüyorum bunu. Bu Misha'nın sitesinde satılıyor. Online olarak almıştım ben. Mağazalarında bilmiyorum satılıp satılmadığını ama mağazalarında da mutlaka vardır. Daha önce de ben bunu size favorilerimde göstermiştim. Aşırı güzel böyle bir portakal mandalina gibi bir kokusu var. O da çok böyle fresh geliyor. Bunu böyle bütün yüzüme yediriyorum. Aydınlık veren, hafif böyle pırıltılı bir makyaj yapmak istiyorum. Yazın çünkü daha çok hani böyle glow dediğimiz aydınlık görüntüyü çok sevdiğimiz için. Bugün L'Oreal'in Glow Sherry isimli aydınlık böyle hafif bir aydınlık görünüm veren nemlendiricisini kullanacağım bunun üzerine. Bir baz gibi kullanacağım bunu. Yüzümün her yerine bunu uygulayacağım. Bu çok güzel bir nemlendirici. Makyajın altında da aşırı güzel bir baz oluyor. Çok da güzel bir kokusu var yine. Böyle karpuz kokulu. Yaz yaz zaten aşırı güzel geliyor kokusu. Bunu da böyle cildime iyice dağıtarak yediriyorum. Şimdi dudaklarıma da bu Pot o Miracle'ın nemlendirici kremini süreceğim. Birazcık hafif nemlensin istiyorum. Yazın özellikle güneşin altında sürekli böyle nemlendiriciler uyguluyorum dudağıma. Çünkü çok çabuk benim zarar görüyor güneşten. Uçuk çıkma ihtimali bile o kadar yüksek ki. O yüzden sürekli böyle nemlendirmem gerekiyor. Şimdi göz çevremi de biraz nemlendireceğim. Onun için de Nivea'nın bu Makeup Expert isimli göz çevresinde aslında makyajı da tutma özelliği olan bu nemlendiricisini kullanacağım. Bu çok hafif bir nemlendirici. Yağlı değil kesinlikle. Benim cildime çok hafif gelen, böyle rahat ettiğim bir nemlendirici. Bunu uygulayacağım. Böyle çok hızlı geçiyorum bazı şeyleri çünkü hani günlük makyajda zaten hızlı hızlı pıt pıt yapıyoruz ya bazı şeyleri. O yüzden burada da öyle yapmak istiyorum şimdi sizlere. Şimdi bunu uyguladıktan sonra gelelim artık bunun üzerine uyguladığım BB kremime. Ben BB krem olarak bunu yine size bir favorilerimde de önermiştim ben. Mizo'nun Snail Repair Blemish Balm isimli bu BB kreminden oldukça memnunum. 32 SPF içeriyor ve aynı zamanda PA'da 3 artısı var. Bendeki numarası 2 numara Sand Beige olanı ve benim cildime çok çok uygun bir renk oluyor. Bunu bazen öyle ki hiçbir şey uygulamasam da sadece belli yerlere uyguluyorum. Böyle elimle bunu direkt yüzüme sürüyorum. Çok fazla almıyorum çünkü çok aşırı kapanmasını istemiyorum. Cildim hani böyle nefes alır gibi olsun istiyorum ama bir renk eşitliği olması için bunu böyle hafif hafif uyguluyorum. Zaten altına sürdüğüm ürünler sayesinde çok kolay dağılıyor şu anda. Genelde pratik olsun diye makyajı hep böyle elle falan daha çok yapıyoruz. Birazcık özendiğimiz zamanlarda aslında hani biraz böyle daha titizlendiğimiz zamanlarda işte fırçalarla falan çok uğraşıyoruz ama günlük hayatta genelde herkes tabii ki makyajı çoğunlukla elle yapmayı tercih ediyordur. Böyle gördüğünüz gibi çok ince bir tabaka halinde bunu sürüyorum. Yok gibi gerçekten. Hatta her yerine sürmedim yani bazı yerlerde var şu anda cildimde. Tamamen bir nemlendirici kremmiş gibi bunu uyguladım. Şimdi yakından da bir bakayım ben. Mesela şuralara biraz fazla geçmem gereken, azıcık böyle fazla uygulamam gereken yerler varsa oralara böyle dağıtıyorum elimle. Aynen bırakıyorum. Tabii ki bir fondöten gibi kapatıcı değil.
Ama zaten yazında buna ihtiyacımız olmuyor. Şu anda benim cildimde herhangi bir şekilde hani bir bronzlaşma falan da olmadığı için normal cilt rengi. Hani yandıysam bile sokakta gezerken biraz belki tonu dönmüş olabilir cildimin ama onun dışında tamamen cildimin kendi rengi. Bu kadarla ben bırakıyorum. Artık daha fazla bir şey sürmeyeceğim bununla ilgili. Benim için bu kadar şu anda yeterli. Nemlendiricileri tamamladık. Şimdi sırada bunun üzerine çok hafif böyle bir pudra uygulayacağım. Onu da işte uygulayacağım diğer ürünler birazcık daha yüzüme otursun diye uygulayacağım. Pudra olarak da çok böyle beyaz hani transparan pudralardan kullanmak istemedim. Birazcık daha ivory renk olduğu için bu Maybelline'in Face Studio Setting Powder'ından birazcık bundan uygulayacağım. Her yere geçmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü bir fondöten gibi değil ama şuralara pudra uygulayacağım şimdi. O birazcık daha güzel karışsın diye. Buraları birazcık uyguluyorum. Ha, bu arada gözaltı kapatıcısını unuttuk. Gözaltı kapatıcısını illaki uyguluyorum bir şekilde. Bugün de gözaltı kapatıcısı olarak L'Oreal'in Infallible serisindeki bu Modern Concealer'dan birazcık uygulayacağım. 327 numaralı kaşmir rengini. Bunu da yine nemli süngerimle dağıtıyorum. Az önce gözaltı kapatıcısını unutmuştum. Pudrayı tekrardan gözaltıma hafif bir geçiyorum şöyle çok az. Göz kapağımın üzerine de böyle biraz geçeyim ki far uygulayacağım için. Bundan sonra gelelim far uygulamasına. Far uygulamasında daha çok kullandığım hani böyle pembeli renkleri falan daha çok seviyorum. Daha doğal durduğu için. Önce şöyle bir göz kapağımın üzerine bir bronzer geçeceğim. Back to Bronze bronzerını göz kapağımın üzerine çok hafif geçiyorum. Şöyle bir şuraya hafif bir derinlik vermek için. Bu bronzer tam yaza uygun bir bronzer. Parlak da değil çok parlak. Tonu da gerçekten çok ideal. Allık olarak da kullanabilirsiniz. Bronzer olarak da tamamen size kalmış. Her türlü kullanışlı bir bronzer. Şimdi bunun üzerine böyle biraz ışıltılı bir makyaj olsun istiyorum göz makyajı olarak. O yüzden bu çok sevdiğim paletlerden bir tanesi olan I Heart Revolution'ın Chocolate Rose Gold isimli bu paletini kullanacağım. Buradan yine ışıltılı renklerden gideceğim ben kullanacağım. Şöyle yapacağım. Buradaki hafif pembemsi renklerden alıyorum. Şöyle gösterirsem. Şuradaki iki renkten alacağım. Buradaki ışıltılıdan alacağım. Bir de şuradaki üstteki ışıltıdan. Bunlarla böyle bir hafif bir göz makyajı yapacağım şuraya. Çok uğraşmıyorum. Şimdi de buradaki ışıltılı rengi parmağımla alıyorum. Göz kapağımın üzerine yerleştiriyorum. Zaten yazın en çok uygulama şeklim böyle parmakla hemen bütün farları, çoğu ışıltılı farı parmakla uyguluyorum. Bir de hani böyle hiç özenmiyorum. Mesela aman böyle jilet gibi olsun falan diye hiç özenmiyorum. Olduğu gibi olsun, doğal olsun, dökülürse de dökülsün diye düşünerek. Biraz da şu üst köşede size gösterdiğim şuradaki biraz daha koyu olan ışıltılı renkten alıyorum yine parmağımla. Onu da şöyle dış köşeye doğru koyacağım. Biraz daha koyultmak için dış köşeyi ışıltılı renkle. Bu tür ışıltılı renkleri çok 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 seviyorum. Gerçekten harika. Yani yazın doyana kadar bunları kullanmak istiyorum. Çünkü kışın nedense daha çok toprak tonlara geçiş oluyor. Şimdi bunun üzerine geçen size Haziran favorilerimde de gösterdiğim L'Oreal'in bu son çıkardığı tekli farlarından Extraordinary isimli olan farını kullanacağım. Bunu da yine parmağımla aynı şekilde alıp gözümün tam orta yerine bundan koyacağım biraz. Aslında birbirlerine çok yakın farlar. Ama bunda birazcık daha sanki gold yansıma fazla gibi geliyor bana. Evet, göz kapağımın üzerine başka hiçbir şey yapmayacağım. Dış köşeyi çok fazla koyulaştırmak istemiyorum. Aynen böyle bırakacağım. Göz kapağımın altına şimdi kirpik diplerime birazcık alt kirpik diplerime de uygulamak istiyorum. Onun için de yine buradaki bu Extraordinary rengini ince uçlu böyle bir fırçayla alıyorum. Kalem bir fırçayla. Onu da aşağıya hafifçe geçeceğim buraya. Bu şekilde alt tarafta üstle uyumlu bir hale gelmiş oldu. Bu çok da dökülme yapmayan da bir far. O yüzden de seviyorum. Fırçayla uyguladığım halde şu anda hiç aşağıya dökülme yapmadı. Bunu da uyguladıktan sonra göz içimi birazcık aydınlatacağım. Onun için yine size daha önce göstermiştim. Bu Maybelline'in
Master Drama serisinde böyle çok güzel göz içinizi aydınlatabileceğiniz light liner'ları var. Bunlardan bir tanesi bendeki Highlight Bronze isimli olan rengini tam göz içime geçeceğim. Şuraya birleştiriyorum göz pınarımı. Genelde hep birbirleriyle uyumlu renkleri tercih ettim. Şimdi bunu aynı şekilde göz içime de geçeceğim. Ve bu şekilde göz makyajının far kısmını tamamlamış oldum. Maskara olarak da Less Sensational'ı kullanmak istiyorum. Daha gür ve daha uzun gösterdiği için kirpikleri. Bunu kullanacağım ama önce bir maşalayayım. Biraz maşayla düşük olan kirpiklerimi birazcık daha kaldırayım. Şimdi de Less Sensational'ı uygulayabiliriz bunun üzerine. Maskarayı da tamamlamış olduk. Göz makyajım bitti. Şimdi bunun üzerine gelelim artık geri kalan pudraları uygulamaya. Şimdi bronzer olarak bu Bronze Please'i uygulamak istiyorum aslında. Daha önce size yine bunu uygulamıştım. Fakat dediğim gibi hani tenim tam bronzlaşmış ve yanmış olmadığı için birazcık yoğun kalabilir. Öncelikle Back to Bronze'u biraz uygulayalım. Ondan sonra tekrar olmazsa ona geçeriz. Bu da çok hafif bir bronzer. Tam böyle koyulaştırmıyor aslında. Evet, bu kadarla bırakacağım. Kaşlarıma bir şey yapmadım farkındaysanız. Kaşlarıma hiç kalem falan uygulamak istemiyorum. Aşırı koyultmak istemiyorum. Sadece bu Essence'ın jeliyle kaşlarımı şöyle bir sabitleyeceğim. Evet, bu kadar. Onun üzerine gelelim allık uygulamasına. Allık için bugün hat mamayı uygulamak istiyorum. Çünkü içerisinde birazcık daha farıma uygun olan tonlar olduğu için bugün hat mamayı uygulayacağım. Şöyle alıp biraz fazlasını elimde dağıtıp şöyle biraz da hani burnumun üstünden böyle geliyorum ki hani yanmışım da sanki buralar hafif böyle bir pembeleşmiş gibi olsun diye. Biraz hafif alnıma geçeceğim. Hafif çeneme geçiyorum. Şimdi bunu biraz fazla olduğu için hafif yine dağıtalım. Onu da pudra fırçamı alıyorum tekrardan. Pudradan birazcık alarak aynen üstünden geçiyorum. Böylece daha doğal görünmüş olacak. Yine ışıltısı var ama birazcık daha pembeliği azaltmış oldum. Şimdi bunun üzerine aydınlatıcı uygulayacağım. Aydınlatıcı olarak da aslında genelde hani böyle toz ürünleri uygulamak istiyorum şu anda ama bunu da mı uygulasam bilemedim. Bu Wet n Wild'ın Hello Hello isimli aydınlatıcısını çok seviyorum. Ama onun yanında Blossom Glow'u da getirdim. Onun yanında bir de bu Glow Manomar var. Glow Manomar'ı da uygulayabiliriz. Bu renklere gidecek aslında ama bu birazcık daha az gelebilir. Nasıl yapsak? Blossom Glow'u uygulayalım yine. Kurudan, güvenliden yana gidelim. Çünkü pratiğe gidiyoruz ve sürekli pratik olanı uygulayalım. Şimdi bununla da bayağı bir böyle ışıltı vermemiz lazım ki yaz makyajına uygun bir aydınlatıcı olsun burada. Evet, bu şekilde aydınlatıcıyı da tamamladık. Birazcık daha ışıltılı bir görüntü olmuş oldu. Son olarak artık ruju uygulayabiliriz. Ruj olarak iki ruju birbirine karıştırarak uygulayacağım ben. Önce şu Eolis'in Warning isimli rujunu birazcık süreceğim. Bu Warnings birazcık daha mat olanlardandı. Kiss It serisindeki Warning. Onu da çok abartmıyorum zaten. Böyle biraz elimle de dağıtarak kalıp gibi sürmek istemiyorum. Bunun da üzerine yine Beaulis'in Crush It serisindeki papaya rengini uygulayacağım. Aynı onu da böyle düzensiz sürüp parmağımla dağıtıyorum. Bu şekilde daha doğal bir renk oldu. Bunun üzerine de biraz ışıltılı olacak ya hafif bir gloss sürelim. Gloss olarak da Rimmel London'ın Oh My Gloss isimli glosslarından 330 Snow rengini uygulayacağım hafifçe.
Bu şekilde ışıltılı ruju da halletmiş olduk ve benim ışıltılı makyajım burada sona ermiş oldu. Beğendiniz mi bilmiyorum. Sizler yaz makyajı yaparken ne tür ürünler kullanıyorsunuz? Bana bunları da yazmayı unutmayın aşağıya. Benim genelde hani yazın yaptığım makyaj uygulamaları böyle oluyor. Bu hatta daha fazla uğraşılmış haliydi. Farla bu kadar çok fazla uğraşmıyorum. Genelde parmağımla bir tek farı uyguluyorum. Örneğin işte bu Extraordinaire gibi farları tek başına uyguluyorum, geçiyorum. Başka da üzerine bir tek rimeli sürüyorum. Onun dışında bir allık bir bronzer, hafif bir aydınlatıcı, bitti. Makyaj bu kadarla bitmiş oluyor. Ha bitti dedim, unuttum bu arada. Tabii ki aydınlatıcı spreyimizi de unutmayalım üzerine. Bunu da sıkalım ki daha bir ışıldasın. Şöyle iyice çalkaladıktan sonra... Bu da birazcık daha ışıldamayı arttırsın. Evet. Artık makyajı tamamlamış olduk. Umarım makyajımı, makyaj uygulamamı, yaz makyaj uygulamamı, bu fondötensiz makyajımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like'a tıklamayı unutmayın. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz, bu videoyla ilk kez beni tanıyorsanız şuraya tıklayarak abone olabilir ve zil işaretine de basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece her çarşamba ve cumartesi düzenli olarak yayınladığım videolardan zamanında haberdar olmuş olursunuz. Videomu beğendiyseniz ekranda gördüğünüz diğer videolarım da ilginizi çekebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.